izleyicilerimiz. Bugün biliyorsunuz sanat programımızla yani püf noktasıyla karşınızdayız. Stüdyoda yine çok 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 değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Sayın Hayati Asıl Yazıcı ile birlikte. Kimleri konuk ediyoruz? Ben hemen oturma sıralarına göre takdim edeyim. Benim size göre sol ama bana göre sağ tarafımdan başlayarak. Sayın Aydoğan Temel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok değerli bir oyuncu, tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Sayın Adem Türker, hoş geldiniz. Yine çok yetenekli, çok değerli bir sanatçımız. Ve Sayın Levent Ünsal, hoş geldiniz. Çok Sayın teşekkür ederim. Biz bugün... Tabii tiyatro sanatçılarımızı ağırlayınca elbette oyundan da söz edeceğiz. Akla Kara, tiyatro Akla Kara evet. Sunar diyoruz. Üç dahi, işte o dahiler burada. Üç dahi, üç büyük beyin oyunda kim bilir neler yapıyorlar. Bütün bunları konuşacağız. Komik bir oyun değil mi? Evet, hapse atılıyor üç dahi. Evet, başlasın. Kimle başlayalım? Levent Bey'le mi başlayalım? Olur. Buyurun. Ben birazcık konudan bahsedeyim. Biraz tabii ki bilime dayalı bir hikayeyi komedi haline getirmeye çalıştık. Üç dahi dediğimiz hikayede üç tane özel yeteneği olan insan biri tarafından yani bilinmeyen biri tarafından ki adını Kayseri dediğimiz bir gizli düşmanları var. Aslında düşman dediğimizde dünya düşmanı bir insan. Hani çok bildiğimiz birçok filmde kullanılan dünyayı ele geçireceğim, dünyayı yok edeceğim diyerek bir bomba imal etmek üzere bu üç dahiye başvuran bir kişi. Gizli olarak bunları çalıştırmaya çalışıyor. Bir türlü olmuyor. Yine onun dahli olduğu bir işle devlet tarafından bunlar hiç olmazsa gözetim altında olsunlar diyerek bir akıl hastanesinin özel bir bölümüne anlıyorlar. Orada üçünün de kendine ait psikolojik özellikleri var. Benim oynadığım karakter Muzaffer dünyaca ünlü bir müzisyen. Birçok bestesi var falan ama aynı zamanda paranoid, şizofren bir insan. Hayatı şüphe üzerine kurgulanmış, her şeyden şüphelenen bir şahıs. Aydoğan'ın karakteri kendi de bahsedecektir ama bir bilim insanı ve o da çok zeki. Bu üstüne düşünülen ses bombasının imali de ondan sorumlu. Aynı zamanda bu üçü, bu bombayı kendimiz yapalım, bunu da kendimiz kullanalım. Yani hayırlı bir şeye vesile olsun, biz çıkıp kendimiz kullanabiliriz diyerek buradan kaçmaya da çalışıyorlar. Aynı hikayede Aydoğan'ın bir de şeyi var, kazıcılık rolü. Oradan kaçmak üzere kazılan tünelin sorumlusu. Adem'in hakeza oyunun yazarı Kerem Kobanbay'ın beraber oynadıkları, dönüşümlü olarak, kaslı olarak oynadıkları karakterde Semih diye bir karakter. Semih saf ama hani bildiğimiz anlamda tasavvufi olarak da saf. Çünkü öbür dünyayla ilişkiler kurabilecek kadar safiyete sahip. Aslında deli simgesini en iyi karşılayan karakter olarak görülüyor. Sofistike durumları var. Böyle birden birilerinin hayat hikayesinde annesinin, babasının karakteri olarak diğer şahısların karşısına çıkabiliyor. Öyle ki Aydoğan'ın karakteri dünyada işte Einstein'dan bir şeyler öğrenmek istediğinde Einstein'la konuşsun diye Semih'e görev verip olayı öyle başlatabiliyor. Bu kargaşa oraya yeni gelen bir doktorla birlikte ki Buket'in oynadığı karakter... Buket de bir işte doktoru oynuyor ama onları kontrol edecek bir gücü olduğunu biraz sonra anlıyoruz. Güzel de bir karakter tabii. Sarışın güzel bir kızımız. Buket yıllardır bu işi yapıyor. Bir o kadar da saf o da bu olayların içerisinde büyük bir kargaşa oluşuyor. Zaten komedinin ana şeyi bir tehdit olsun, bir kargaşa oluşsun. O kargaşa içerisinde de özellikle Bedia var. Bedia Ener orada hasta bakıcı. Bir de ayak işlerimize bakan Taylan Atlan'ın oynadığı bir karakter var. Evet, o da çok artık 40 yılını devirdi neredeyse sahne üzerinde. Daha fazla hatta değil mi? 45. yılı galiba. Bedia o da 17 yaşında başlamıştı. Tabii, çok tabii. Enteresan bir şeydir. Eskişehir Tiyatrosu. Böyle yani çok eğlenceli dememizin sebebi de hem durumun komiklikleri çok fazla hem de bizde doğaçlama olarak arada bir Kerem bize arada bir kızıyor bu konuda belki ama eğlenmeyi seven bir ekibiz. Biz kendi içimizde eğlenirken
kendi komikliklerimizi de yapıp birbirimizi güldürmeye de çalıştığımız bir iş. Bazen bunda başarılı da oluyoruz. Eğer samimiyetle yapıyorsanız bunu seyirciye de aynı şekilde aksediyor. Onlar da çok eğleniyorlar. Şu ana kadar seyircilerimizden hani çok gülmedik, ya daha doğrusu çok güldük demeyen olmadı, öyle söyleyelim. Öyle mi? Çok güldük diyerek çıkıyorlar. Bir gün sizi de, şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz de, neredeyse tren kalktı. Gerçi son dört gara geldik biz. O dört gardan bir tanesinde yetişir de binerseniz. Dört oyunumuz kaldı. Turda mı yapacaksınız? Turne yok. Turnemiz bir tane Bodrum'umuz olacak bu sezon sonunda. Bizim gezici ayağımız diğer oyun. Akra Karan'da Kadın Haklı Erkek Haklı diye bir oyunumuz var yine. Çok keyifli bir ekip tarafından oynanıyor. Yine bir komedi. O da komedi. Onlar Yosim İsrahi ve mesela Sabah Tümer'in de içinde yer aldığı bir şey o. Sabah'da ilk kez onunla oyunculuk deneyimi oldu. Skeçler üzerine kurgulu. O çok gezen bir oyun oldu. Neredeyse Türkiye'de gitmedikleri bölgemiz kalmadı. Evet. Onlar bayağı geziyorlar. Onu çağıramadım Gül Hanım. Çünkü hep dışarıdalar. Evet. O yüzden o ilk o oyunu izledim. Sonra bunları izledim. Evet. Bunlar üç kaçık iyi olur dedi. Ama çok güzel şeyler söylüyor. Doğru şeyler üzerine kaçık. Komedi tabii tespit. Evet, devam edin sizler. Estağfurullah. Evet. Yani hikayemiz bundan ibaret. Özetle böyle. Evet. Çok hoş ama kurgusu da hoş. Kerem Kobane. Kobanbay. Kobanbay pardon. Evet. O işte ailevi nedenlerle gidip geliyor İstanbul'un dışı. Halbuki tiyatronun kurucusu, ortağı ve oyunun yazarı ama gidip geliyor işte. Onu da söyle bari. Evet doğru. Daha neden ziyade gelmedi, çocuksal gelemedi. Neden. Evet. Yani çocukları böyle da bir kelime icat ettim şimdi, çocuksal nedenler. Bodrum'a yerleşmiş. Bodrum'a yerleşmiş. İstanbul evet, İstanbul'un biraz hengamesinden, hayhuyundan, gürültüsünden. Bugünlerde uzaktan aslında bu tercihi yapan çok, daha doğrusu bu denemeyi yapan çok. Bodrum'da yer kaldı mı kimi duysam ya Bodrum'a ya İzmir'e yerleşiyor. Yavaş ama yavaş işte. Ama buna rağmen İstanbul hala dolu. İstanbul'dan doğru, özellikle. Doğru, doğru. Allah'tan Araplar geliyor bize de. Şanslı. Dengeyi onlar sağlıyor. Evet, renk olarak biraz koyulaşarak da enteresan bir şey. Az önce El İstiklal'den geçerken böyle uzun bir deneyimimiz oldu. Buraya ne oldu? İstiklal'e ben El İstiklal diyorum artık. Yani bizim Türkçemizdeki kelime karşılığıyla kullanılmayacak gibi. Maalesef. Arap nüfusu ciddi fazla. Hatta işte zevkler de ona otantik, göre. Otantik, evet. Halk işi, sokak satıcıları da, dilencileri de, müzisyenleri de sokakta olağanüstü bir kalabalık olarak sağlıklı bir kadro oluşturmuşlar. Benim tiyatroya başlangıç noktam da Beyoğlu'dur. Evet. Beyoğlu'nda, hangi Beyoğlu? İşte hani bildiğimiz ismiyle Beyoğlu. Eskiden aynı kalabalığı benim oynadığım küçük sahnedeki tiyatroda orta oyuncular Ferhan Şensoy biz oyunlara başladığımızda bu tarihler, saatler daha doğrusu öğrencilerin de okuldan çıkma saatleri olduğu için genellikle bizim gişemizin kuyruğu oluşurdu bu tarihlerde. Onu yad ederek geldim. İnsanın içi biraz sızlıyor tabii ki. Biraz değil, çok sızlıyor. Yani evet. Burası bir kültür caddesi olmalıyken şimdi tamamen yeme içme biraz da yani bunu elbette Arapları da seviyoruz tabii gelsinler turist olarak ama tamamen her şeyi Arap kültürüne yönelik sunmaya başladılar. Pullar, payetler vesaire burası kültür caddesi değil artık. Bir mukayese cadde ettiğimizde aslında aldığımız Arap diye isimlendirdiğimizde gerçekten birçok ülkeyi içeriyor belki. Onların da kendi sosyal ve kültürel nitelikte daha yani daha çeşitlendirdikleri caddeleri vardır mutlaka. Ne yazık ki yani bizim en iyi diye yahut en kültürel anlamda yüksek caddelerimizden birinin bu şekle sokulması üzücü çünkü dediğim gibi bir Suriye'ye gittiğinizde Şam'ın içerisinde ciddi anlamda çok keyif alabileceğiniz olağanüstü kültürlü alanlar var. Çünkü eski kültürler tabii, bunlarda. Tabii. Hakeza Lübnan'da öyle, Libya'da öyle. Gönül ister ki hani madem sen sana ait olan en değerli alanını bu insanlar tarafından kullanıma açıyorsun bunun dahi bir ehliyeti olmalı. Yani o caddeyi kullanacak yabancının dahi
Oraya geldiğinde oradaki kültürden ayak uydurması lazım. Tabii ondan yararlanacak evet. insanların orada olmasını isterdik. Geçen, ama bu ne yazık ki tıka basa bir doldurma maalesef, gibi olduğu için maalesef, nereden maalesef. Çıkarsa oradan. Yani ilk tatlıcı açıldığında burası bozulmuş oldu. Yani bunu anlamıyoruz bazen gelişinden şeyleri ama hakikaten o ilk şekerli tatlılar, hamur tatlıları dediğimiz zinciri bir yerde oluşturmaya başladığınızda kültürün o bölümünü davet etmiş oluyorsunuz. Kalmadı o, hiçbir dediğiniz şey. Gibi yani buradaki hala sergi salonları vesaire olsaydı buraya gelen yabancı Avrupalı olsun, Arap olsun, Afrikalı olsun kim gelirse gelsin ben şunu aramak istiyorum. Ne arıyorum? Tatlı. Tatlıyı burada yiyebilirsin dedikleri bir bölüm olur. Ben ne almak istiyorum? Ucuz kıyafet onun bir yeri olur. Ben ne almak istiyorum? Bir ülkeye gittiğimde oranın kültürünü almak istiyorum. Oranın tiyatrosunu görmek istiyorum. Ki Pera dünya, özür dilerim, dillere destan önceki Pera diye adı tabii geçen ki, bu bölge. Tabii ki. Şimdi bilinçli bir balyoz harekatıyla bütün binalar yıkılıyor, yerine yenileri maalesef, yapılıyor. Maalesef, yani. Yapılanlar da o tarihi dokuya hiç eşlik etmeyecek kalitesizlikte yerler. Yani buranın bir kültür caddesi olmasını çok arzu ederiz. Tiyatrolarımız olmalı. Hakeza, tabii mi? Ki. Doğru müzik eserlerini duyabilmeliyiz. Vallahi çıkınca kulaklarımı neyle tıkasam acaba diyorum. Çünkü tamamen bize aykırı bir müzik türü. Bağıran, çağıran bir araba insan aşağıda, müzik adı altında. Sizi yönlendirirler. Yani dünyada bunun alıcısı mutlaka vardır. Hakeza, bizim de kendi kültürümüzde uzun hava diye bahsettiğimiz, ne bileyim çok yanık türkülerimiz vardır. Bunlar yeri geldiğinde bir yerlerde söylenebilir ama Avrupa'da dediğim gibi herhangi bir yerde, bırakın Avrupa'yı, yani siz bunu götürüp Suriye'nin merkezinde yapamazsınız. Yapamazsınız. Yapamazsınız, size izin vermezler. Sizi yönlendirirler. Kardeşim sen böyle bir müzik yapmak istiyorsan bak belki burada olur. Bizim ne bileyim buradan heavy metal bir grup da gönderebiliriz biz. Çocuklar oraya geziye gidebilirler ve müzik yapmak isteyebilirler. Siz bunu yapmak istiyorsanız buraya gelin derler misafir olarak. Çünkü tabii ki bu insanlar misafirlerimiz ama doğru ağırlanmıyor. Yani olmayacak bir şekilde evinize gelen misafire yatak odanızı vermezsiniz yani. Yani doğru müziğin de bu caddelerde seslendirilmesi lazım. Nereye gidersem tabii bazı şeyleri de söylemek lazım. Yani Arap'ın kendi geliştiremediği bazı alışkanlıklarını buraya taşıması çok doğru değil. Evet. Hiç değil. Tabii ki. Ve yani bu caddelerde bir de bir hareket var değil mi? İleri gidenler sağ taraftan, bu tarafa gelenler soldan, üstünüze yürüyen, hiç oralı olmayan işte bir güruh dolaşıyor. O naiflik kaybolmuş vaziyette maalesef. Bakın tiyatrodan nereye geldik ama sanatın evet, içinde hepsi var. Hepsi sanat zaten dediğimiz gibi. Sanatın maalesef. İçinde hepsi var. Gelelim tekrar üç dahiye. Üç dahiyle birlikteyiz. Dahilerle sohbet etmek de zor yani konu konuyu açıyor. Şimdi Aydoğan Bey, Aydoğan Temel. Sizin görsel olarak da fonda fotoğrafınız var. Çok çarpıcı, yüzünüzü de çok ilginç kullanıyorsunuz. Evet, oradaki iyice şaşkın hali. Biraz söz edelim mi bundan? Ya işte Levent'in de anlatamadığı gibi çok karışık bir oyun. Gerçekten karışık, iç içe geçmiş hikayeler var. Herkesin kendi içinde bir hikayesi var. Yani üç dahi birlikte hareket ediyor ama içlerinde de çatışmaların olduğu bölümler de var ama ortaya iyi bir komedi çıktı ve insanlar gerçekten Levent'in de dediği gibi çok eğleniyorlar. Bu oyuna 6 kere gelen insan biliyorum ben. Artık akraba olduk onlarla da. O kadar çok geliyorlar ki. Ben aynı zamanda bir özel akademide eğitimcilik yapıyorum. Milli Eğitim'e bağlı bir akademide. Orada oyunculuk, diksiyon ve dublaj dersleri de veriyorum. Diyebilirim ki orada varsa bir 100-150 öğrencim, hepsi geldiler, bu oyunu izlediler ve böyle bir hareketlilik de oldu öğrenci tayfası adına da. Onlar da bu işe ciddi olarak katkıda bulundular. Oyuna gelirsek, oyunda işte benim karakterim Einstein özentisi bir arkadaş. Bununla ilgili çalışmaları var. Zaman zaman sakarlıklar yapıyor, elinde bomba patlatacak kadar.
Ama ortaya çıkan ilişki ve seyirciyi ayakta tuttuğumuz o şey, dinamik çok güzel işledi. Ben 35 yıl olmuş ilk sahneye çıkalı. Ne güzel. Daha nice 35 yıllara. Evet. Akla Kara aynı zamanda bir dublaj stüdyosudur. Bizim hepimizin çalıştığı bir dublaj stüdyosudur. Ama tiyatro olarak 2011 yılında açıldı. 2011'den beri de hep konuşurduk. Yani bir gün beraber oynayalım, bir gün beraber oynayalım. Hep burada oynuyoruz. Tabii düşünün ki daha Ferhan'a... Ferhan abi zamanından, yani 82-83'ten beri tanıyorum ben Levent'i. 35 yıllık arkadaşım. Birlikte sahneye ilk kez çıktık. İlk kez yani aynı sahnede karşılaştık. Bu oyun ona vesile oldu. Bu sene öyle bir şey dedi işte, Kerem sağ olsun. Yani hepinizi düşünerek, sizi düşünerek rolleri yazdım dedi. Hoş tabii, gurur verici, teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir prova süreci geçirdik. Bir de diyorum ya, ben 35 yıldır tiyatro yapıyorum. Dürüst konuşalım, her tiyatronun kulisinde bir kaynama, bir dedikodu olur. Ben bu kadar keyifli, bu kadar enerjisi yüksek bir kulis, emin olun ilk kez görüyorum. Hepimiz sahneye büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla çıkıyoruz. Bu arada Adem'i tanıdık. Çok yetenekli bir genç adam yani. Ve büyük ihtimalle o bizim yaşımıza geldiğinde bizden çok daha iyi olacak. Adem'in rolünün adı neydi? Semih. Semih adam. Semih. Evet, Kerem'in rolünü oynuyor. Evet, Kerem bizim oyun yazarımız. Kerem kendine yazdığı rolü, işte Bodrum'dan gelgitleri olduğu için Adem'le kaslı dediğimiz sistemle oynuyorlar. Evet. Bazı günler oynuyor. Adem oynuyor. Bazı günler Kerem Galada oynuyor. Galada hanginizi görmüştük? İlk siz, oyunda ben vardım, ikinci oyunda Kerem abi siz vardı. Siz Kerem'i o karşıladı beni çünkü. Tamam o zaman. Evet. Resim çektirdi falan. Evet. Ve biz o yüzden oyunu iki kere prova ettik. Hem Kerem için hem Adem için. Gerekir. Prova ettik. O yüzden hani provası çift dikiş olduğu için sağlam çıktı o. Gerçi şöyle güzel bir tarafı da var. Yönetmenimiz Murat Sarı. Gerçekten evet. O da uzun zamandır yanılmıyorsam 5. oyununu yönetti o da. Kısa dönemde yani bu evet. 2011'den 2018'e 8 yıllık bir tiyatro ama o da 5 oyun yönetti burada. Bu anlamda çok büyük bir özgürlük tanıdı. Hem Kerem'e hem de Adem'e. İki ayrı bize dedi hatta, yani top sizde çünkü onların nasıl bir oyun çıkartacağını bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın, bir karakteri yaratırken siz kendi farkınızı mutlaka ortaya koyarsınız. İkisinin de farklı oynama şekilleri var. Biz ikisine de uyum göstermeye çalışıyoruz. Evet, ikisine de farklı oynuyoruz. Değişir tabii değil tabii. Mi? Aynı karakter. Tabii. Sahne çok değişiyor. Yorum yani. Sempatikler bu yani. Sahnede de çok sempatikler. Evet. Şimdi kimle daha rahat oynuyorsunuz? Kendi aramızda konuşuyoruz mesela değil mi? Kerem kimse Bey duymayacak. Kerem Bey yok. Hangisi daha iyi? Açıkçası ikisi böyle de çok... Böyle sorular vardır değil mi? Evet, ortalığı karıştıran sorular ama az önce de söylediğim gibi bizde çok karışmaz. Gerçekten çok aile gibiyiz. Bir de... bu nefes almak gibi bir şey. Takım olmak gibi, aile olmak gibi. Ne bileyim, çocuklar evin içerisinde yabancı birisi geldiğinde, misafirleri geldiğinde babanın küçücük bir öksürüğünden o çocuk ne yapacağına karar verir. Annenin minicik bir bakışı olayı başka bir yere götürür. Oyun da, spor da öyledir. Yani beraber oynadığınız insanın özelliklerini, beraber hareket etme şeklini öğrendiğinizde bunlar hep sıcak temas ve yaşamın içinde olan şeylerdir. Tiyatroyu da benzersiz kılan odur yani. O an her şey olur biter. Bunda da öyle yani, bu insanların nefes alışlarına, o lafı o an söylemeye hazır olup olmadığına, sizin söylediğinize nasıl bir tepki vereceğine bir alışkanlık gerektiriyor. Bu anlamda Adem daha şanslı çünkü Adem daha yoğun oynadı. Ama daha çok oynadı. Kerem'le de şöyle bir alışkanlığımız benim özellikle var. Kerem'le sahnemde çok. Kerem'le bizim beraber oynadığımız ikili vaudeville mantığında, onun yazdığı kurguda oyunların üçüncüsü. Dördüncüsü bu oluyor hatta. Dört mü, üç mü? Arsız davet, üç nokta, bir de bu var değil mi? Üç dahi. Üçlemenin üçüncüsü işte üçlemenin diye diyordum. Yok, üçlemenin üçüncüsü bu değil. Daha bir üçleme daha yazacak.
Öyle mi? 3.3 dahi ve 3 bir şey daha yazacak, ona daha karar vermedi. Dahi'den o gelecek. Sonra ne gelir tahmin? Bilmiyorum yani 3 nokta da olabilir. Ama yani yazacağı karakterleri biz kime, yönlendirmeyelim kime, tabii burada. Kime işyareye yatıp öyle kimi göreceğine bağlı o günlerde kimlerle oynamak üzere. Onu evet. da göreceğiz. Evet. İkisi yani de çok keyifli. Onu söylemek istiyorum yani. Ekipten de tabii bahsetmek özellikle lazım. Bu. Birlikte evet. prova ettiğimiz. Bir kere Bediye abla bizim en büyüğümüz ve ustamız. Onunla birlikte sahnede olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda nasıl Adem Kerem'le Kaslı oynuyorsa bir de genç bir hemşire rolümüz var. Seda Gün. O aynı zamanda yönetmen bizim yönetmen yardımcımız. Seda ile de Kerem'in eşi Aslı Kobanbay Kaslı oynuyor. Yani onlar geldikleri zaman hemşire ve Semih rolünü birlikte oynuyorlar. Diğer zamanlarda da Adem ve Seda oynuyor. Evet. Buket zaten canımız ciğerimiz sahnede hep çok keyif aldığımız. Yani böyle şu, yani Levent mesela çok üstün oynar Buket'in. Zevk alır sahnede böyle şakalardan falan. Bu kadar olgun, bu kadar güzel karşılayan hakikaten çok sıcak, çok uyumlu, işte çok sıcak. Aile gibi olmanın getirdiği bir şey. Evet. Yok, ve iyi bir topluluk. Yine dediğimiz var. Gibi şey Müstahdem karakterini oynayan Taylan Atlan var ki o da bizim tiyatroda doğal komik evet. tarif ettiğimiz. evet. Yani ne yaparsa insanı eğlendiren hoş bir arkadaşımız. Biraz da Adem böyle. Anlatsın ben çok tabii şimdi evet, Adem evet. Bey'e çalışıyorum zaten. Evet. Yani Adem. Her yerden hep Adem Türker'e odaklanıldığı için. Evet. Önce seyircilerimiz de sizi tanısın isterim. Eğitiminiz, bu sanat hayatına adım atışınız ve ustalarla birlikte önemli bir yol yürüyorsunuz. Evet kesinlikle. Yolunuz hep aydınlık olsun. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi tabii Aydoğan abi Adem'le tanıştık işte çok iyi bir şanstı falan diyor ama aslında o benim için bir şanstı. Yani Aydoğan abiyle, Levent abiyle, Bediye ablayla kesinlikle onlarla oynamak hani okulda bir yere kadar eğitiyorlar ama artık sahnede profesyonel hayatta hani onlardan öğrendiklerimizle devam ediyoruz. Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunuyum. Öyle mi? Evet. Hiç karşılaşmadık. Karşılaştık mı acaba orada? Bilmiyorum ne hocam. Zaman mezun Kadıköy'de oldun? Ziver Bey'de 2014 Ziver Bey'de. Mezunuyum. Karşılaşmış olmamız lazım. 2014. O, 10 girişliyim, 14 çıkışlıyım. Daha ben okuldan mezun olmadan bu tiyatro açıldığı ilk günden beri oradayım. Önce asistan olarak başladım. Sonra her sene en az bir yeni oyun olmak üzere böyle abilerimle, ustalarımla. Bu işi öğrenmeye hala öğreniyoruz çünkü hani öğrendim denilecek bir yaş olmadığı için. Öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle bu işte hiç yok zaten. Bu işte hiç yok tabii. Her yeni oyun bir yeni okul bitirmek gibi ben herhalde değil mi? Ona evet. çalışacaksın. Altyapısı, diyalogları ona uyum sağlayacaksın. Olağanüstü bir emek. Kesinlikle. Evet. O yüzden ustalarımla oynamak çok ayrı bir keyif çünkü her oyun sana bir şey yapma potansiyellerine sahipler. Yani normal oyunun dışında doğaçlamaya açık. Ferhan Şensoy eğitimli, daha doğrusu ben onun tedrisinden geçmiş bir insanım. Ferhan Şensoy oyunu oynarken sizin oyunun içine girmediğinizi, sizi o an dinlemediğinizi hissedecek olursa böyle ters tokat şeyleri vardır onun. Çok. Lafı farklı söyler. Evet. Veya tümüyle bambaşka bir şey söyler. Ve kalırsınız. Tek amacı sizi tekrar sahneye ışınlayabilmektir çünkü. Çok çünkü o fark etmiştir ki orada değilsiniz. Benzer şeyleri doğal olarak bu bir eziyet değil, bu bir eğitim. Yani elini sıkı tut sana tokat atacağım diyen bir karate hocasının tiyatro öğrettiğini düşünün. Çünkü o elini hazırda mutlaka tutması gerekiyor. Yoksa tokatı yiyor. Bu anlamda Adem ama hakikaten refleksleri çok güçlü. Çok. Çok iyi dinleyen. Az önce çok özür dilerim kesiyorum ama. Az önce bahsetmiştik hocam. Yayın öncesi Şener Şen olsun. Evet. Suna Pekuysal olsun rahmetli. Yine mesela bunlar tiyatrolarda küçük rollerle işe girişen insanlar. Evet. Adem de şimdiye kadar mesela bizde bazı oyunlarda sadece 4 tane lafı olan oyuncu vardır ya. Benzer şeyler oynadı. Fakat insan o 4 lafı 4'ünü de doğru söylüyor. 4'ünden de güzel reaksiyon alır mı? Çıktığında seyircilerin mutlak surette bahsettiği isimlerden biriydi. Şimdi daha büyük bir yelkenliği kullanma şansı oldu. Onu da liyakatıyla olağanüstü bir şekilde götürüyor. Ben ona teşekkür ediyorum. Bu şansı Aslan verenlere de ben çok teşekkür ediyorum. Aynı bu şekilde. Kerem Kobanbay, Savaş Özel. Söyledik hani program içinde. Bir ufak ekleme yapayım. Tabii hocam. Stanislavski'yi ben çok seviyorum. Çünkü modern tiyatrodur. Çağdaş
20. yüzyıl tiyatrosunu kuran, yaratan, yenilikleri getiren Konstantin Stanislavski hiçbir zaman aşılmadı. Hep yaşayan bir tiyatro yöntemi ve uygulaması getirdi. Tabii Brecht girdi, Brecht de ondan yararlandı. Hepsinin bir tarihçesi var ama Shakespeare'ler, Chekhov'lar, İpseller gibi oyunlar Stanislavski yöntemiyle oynanmadığı zaman sahnede büzülüp kalır o oyunlar. Şimdi bunlarda bu birlik, işte Ferhan çok yönlü bir sanatçı. Türk tiyatrosunda Ferhan Şensoy burada söylüyor. Gelemiyor bize çünkü cuma günü, cumartesi, pazar oynuyor, pazartesi turneye gidiyor, cuma sabahı dönüyor. Oyun evet, ve gidiyor. Nasıl gelecek? Ha, biz kamera alıp gidersek orada yakalarız, ona da vakit olmuyor. Çünkü hep canlı yayın bizimki. Doğru. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ferhan Şensoy Türk tiyatrosuna, bunu birkaç kez de belirttim zaman zaman yazılarımda, rejisiyle, yazarlığıyla, oyunculuğuyla çok özel bir konuma sahip. Münir Özkulbay bir olaydı. İşte biraz Erol Günaydın da öyle. Günaydın, evet. Hatta şeye sordum, sizin bağlantınız olduğu için ekliyorum. Sizin olacak konuşmalar, ben çok konuşmayacağım çünkü bu oyun sevimli bir oyun. Şimdi şeye dedim ki, ya dedim İstanbul'u satıyorum'u yazdı. Gülgün Hanım, Ferhan Şensoy, Münir Özkul da başrolü oynuyor. Erol Günaydın da var. Evet. Oyun müthiş tuttu falan. Sattım, satıyorum diyor. İstanbul satıldı. Boş yer kalmadı. Bakın 89'larda mı ne yazdı? 88'de. 88'de oynandı. Evet. Düşünün. Bugün bakıyorsunuz 15 yazık yılda 123, 124, 125 tane Gökdelen yapılmış. Doğru. Ben şehir tiyatrolarını yönetirken 4 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak, çünkü oranın tiyatrosu, ama çok bağımsız çalıştım. Müdür Özkul'la birlikte çalıştım. Daha birçok iyi arkadaşlarım vardı. Onlar uzun tabii, koca şehir tiyatrosu sayılmaz ama bir şey vardı. Orada gördüğümüz, hiç müdahale edilmezdi bize belediye başkanı tarafından. Artı demeci vardır. Ben belediye başkanıyken İstanbul'a bir tane Gökdelen dikilmez diye. Dolmabahçe'nin üstünü işgal etmişlerdi. Yargıtay'da dava açtı. 2 yılda orayı yeşil alana çevirdi. Sonra gelen bir belediye başkanı kaçak otel yaptırdı Dolmabahçe stadının üstünde. Evet. Şimdiki Modufon Park mı? Ne doğru, diyorlar? Evet, ben telaffuz etmek bile istemiyorum. Çünkü adı İnönü Stadı. Doğrudur. Evet. Ha, şimdi bunlar böyle bir ekolden geliyorlar. Yani bu Ferhan da tabii Strasbourg Tiyatrosu'nda okudu, dışarıda, Kanada'da, Fransa, ama geleneksel tiyatroyu hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Kendi dili var yani. Kendi dili var, evet. Evet, o dili i̇şte aynı bu şekilde. Arkadaşların da böyle birileriyle çalışması, özellikle sizin, bu bir tiyatro alışverişinde kendi yorum bunu yaparken ben dikkat ettim. Evet. Hiç eseri yok ama belli ki çeşitli tiyatro şeylerini çok iyi hazmetmiş bir grup. İşte evet. Levent de sonradan katıldığına göre o da iyi bir eğitimden geçmiş. Evet, evet. Yani ben okul yıllarından beri neredeyse Türkiye'nin birçok önde gelen tiyatrosunda hasbelkader belli oyunlarda bulundum ve birçok insanlar, Ali Poyrazoğlu, Ferhan abi, bir ara Genco abinin yanındaydım. Evet. Rahmetli Gazanfer Özcan'a bir ara takıldım. Konservatuvarda zaten Zeliha Hanım ve Müşfik Bey hocalarımızdı. Yani çok farklı tarzlardan, çok farklı ekollerden, ki ilk başladığım profesyonel sahneye çıktığım ve elinden tiyatro parası adı altında ilk parayı aldığım insan, geçen de kaybettik, Ercan abi, Ercan Yazgan. O zaman öyle Ercan mi? Yazgan onun tiyatrosu da mı oynadı? İlk orada ben i̇lk profesyonel oldum, evet. Ya geçen de kaybettik. Evet. Şimdi sonra bir şey aldım. Daha eskiden biliyorsunuz ikililer vardı, işte Zeki Metin, Ali Poyrazoğlu, Korhan Abay tiyatrosu. Biliyorum. O zaman da Ercan Yazgan, Bülent Kayabaş tiyatrosuydu. Doğru. Evet. Her ikisini de işte öyle bir şey yaptık. Şimdi bir ufak ekleme yapayım. 1964'te Ulvi Uras, o da rahmetli oldu, Devlet Tiyatrosu, Karl Ebert
öğrencisi. Cüneyt Gökçer sınıfından, yani o kuşaktan. İstanbul'da tiyatro kurdu, Ulvi Uras Tiyatrosu. İşte birkaç şeyden sonra Hababam sınıfının ilk oyunlaştırmasını Rıfat Ilgaz Hoca yaptı. Evet. Beni provaya çağırdı Ulvi Uras. Oyunun prova gidişini dramaturji bakımından kendisi çalışıyordu. Çok iyi bir eğitmendi aynı zamanda. Çünkü iyi yetişmiş. Bunu kabul etmek lazım. Hepsini, iyi olanları zaten söylüyoruz. Şimdi orada bakın kimler rol aldı Gülgün Hanım. Evet. Ulvi Uras'ın kadrosunda. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ahmet Gülhan. Bunlar Kabare Tiyatrosu'nun piri oldular. Haldun Taner'le yıllardır. Evet. Ondan sonra Yazgan. Ercan abi. Ercan şey. Yazgan. Ali Yalaz, Zihni Küçümen, Ulvi Uras. Tabii yönetti ve o hocayı oynadı. Münir Özkul'u. Şimdi ilk oyun. Ha, Suzan Ustan. İnek Şaban'ı bakın ilk defa kadını oynamış. Oynattı. Erkek kıyafetine. İnek kadın. Şaban'ı gözlüklü bir şekilde kısa saçıyla, evet. Suzan Ustan oynamış. Ben bakın çok erken kaybettik. O da konservatuar mezunuydu. Böyle bir İnek Şaban'ın oynanabileceğini ne hayal edebilirdim ne de oynanabildi. Başka oynayanlar hiç saygıyla. Herkesin karakteri ayrı. Ama onu görmeniz mümkün değil yaşınız gereği. Maalesef, evet. O inanılmaz bir İnek Şaban yarattı. Ya ben şaşırdım kaldım. Bu nasıl oluyor dedim. O kadar yaratıcı. Hepsi ama o kadro aldı götürdü oyunu. Rıfat Hoca da hep şey yapardı. Ben onunla çok erken tanıştım. Oğlu da anlatır Aydın Ilgaz. Babamın arkadaşıdır diye. Ben çok gençken hocayla arkadaştım. Böyle oluyor bu işte. Evet, tabii ortam, bunlardan feyiz alıyorsunuz, öğreniyorsunuz. O oyun oynanırken küçük sahnenin önündeki gişe kuyruğundan da bahsedilir hep. Evet, o acayip bir efsanedir o yani. Kuyruk bitmedi. Tabii. Evet, öyleymiş. Tabii. Sonra film oldu, Taksim, onu da Münir aldı götürdü falan. Ekip şey oldu falan. Şimdi yani bunlar Türk tiyatrosunun büyük basamaklarıdır. Şimdi bunların farkında olan bir grup bu Akla Kara'daki oyuncular. Ve ne yaptıklarını biliyorlar. Ben ona dikkat ediyorum. Şimdi bir konservatuarı okursunuz, bitirirsiniz, kendi yolunuzda gidersiniz falan. Bunlar öyle değil. Bunlar dört gözü var. Her tarafa bakıyorlar. Nerede ne var, ne yok, ne yapmak gerekiyor. İşte anlatıyorlar zaten. Ve ben iki oyunu da gördüm. Daha önce de gidiyordum onların tiyatrosuna. Ama bu kez bu şeyi yazdım, sizi tiyatroya çağırdık buraya programa. Sağ olsun. Evet, yani iyi bir çalışma yapıyorsunuz. İşte bu arada da hem o ölenleri saygıyla andık, evet, hem de... Bu dönemde maalesef böyle arka arkaya bir de sorma. Çok değerli abilerimizi kaybetmiş olduk. Ama evet, Nur Subaşı oyunda sesi geçen bir insandı bizim. Geçti, o da mı gitti? Yani. Tabii. Nur abiyi de kaybettik biz. Ne yazık ki iki hafta önce. Evet. İşte ben hastaneyle boğuşuyordum. Çok arka arkaya oldular hatta. Nur yani Şubaşı da gitti. Yani. Cuma günü Ercan abiyi kaybettiğimizde pazartesi günü Nur abinin. Bir gün ne var aralarında? Evet. Cuma, pazar günü. Pazar günü. Bütün değerlerimizi yitiriyoruz ve yeri de dolmuyor bunlar. Yeri dolamaz. İki gün önce de Ercüment abiyi kaybettik. Balakoğlu. Ercüment Balakoğlu. O da çok yetenekli adamlardan biri. İki gün önce o da gitti. Evet. Hepsi ışıklar içinde uyusun. Hepsini saygıyla analım. Aziz hatırası önünde saygıyla eğilelim. Her birinin çok değerli isimler. Adem Bey'e döneceğim tekrar. Sizde kalmıştık birazcık. Evet, Adem'de kaldık. Sonra devreye girdik. Evet. Ve çeşitli oyunlarda yer almaya başladınız. Evet, doğrudur. Ama yine tabii ben ilk oyunumu Akla Kara'ya gelmeden önce Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oynamıştım. Yine okuldan mezun olmadan. Sonra burada aktif olarak devam ediyorum. Onun dışında çok fazla şey yapmıyorum. Drama eğitmenliği yapıyorum. Öğrencilerim var. Hayır. Çok küçük küçük. Minik minik. Yine aynı yerde mi? Yok, aynı yerde değil. Devlet okullarında yapıyorum. Aa, daha güzel. Ana sınıfından böyle ilkokul seviyesine kadar bir sürü öğrencim var. Onlarla da işte vakit geçiriyoruz. Çok güzel. Öyle gelip geçiyor işte. Çünkü küçücük yaştan bu sanat sevgisi, tiyatro sevgisi aşılanırsa ileriki yaşlarda yine umutlar yeşeriyor.
geleceğe yönelik olarak sanat açısından. Kesinlikle. Biz burada her programda bu Atatürk Kültür Merkezi'nin düşürüldüğü durumdan söz ederiz. Tiyatro sahnelerimizin, kalıcı sahnelerimizin olmayışından söz ederiz. AVM'lerin içinin tiyatro sahneleriyle ya da sahnelerle dolu olduğundan söz ederiz. Ama gerçek anlamda bir tiyatro salonunun, bir konser salonunun eksikliği, bir değil kesinlikle, sayısız salonun eksikliği içimizde büyük bir yara. Tabii bağımsız çok doğru bir şey vardır. Nasıl ki yani kendinizi konsantre ederek yapmak istediğiniz işler vardır. Sanat tabii bunlardan bir tanesi. İbadet de buna benzer bir şeydir. Nasıl tabii ki bir caminin yanında ne bileyim yiyecek içecek alışveriş merkezi vesaire olması insanları rahatsız eder. Yani şu mantıkta eder. Çünkü siz orada arınmaya, kendinizi arındırmak dediğimiz yükseltmeye gidersiniz. Kendinizi daha iyi hissetmeye, Allah'a daha yakın olmaya gidersiniz. Bu yüzden bir bağımsız alan istersiniz. Tiyatrolarda, sinemalarda böyle alanlar olmalıdır. Tamam hani sinemalar belki birazcık bizi Amerikan kültürüyle tüketime de yöneltmeye çalışan göstermeci bir şeydir. Hani oraya girersiniz, bir şey seyredeceksinizdir. Yanında mutlaka mısır da yedirmeye çalışır. Ama tiyatro öyle değildir. Tiyatro bir arınma yeridir. Ne bileyim iyi bir heykel seyretmek, bir müze gezmek. Bunlar bir arınma ister. İnsanın tamamen sessizliğe, sadece oraya konsantre olabileceği bir alana ihtiyacı vardır. Bu anlamda çok fazla salonu olan şanslı ülkelerden değiliz. Değiliz. Dahası ne yazık ki hani özellikle şu Beyoğlu'na baktığımızda belki dünya tarihine geçebilecek nitelikte mimarisi olan çok çok özel salonlarımız birer birer AVM bir şey değişiyor. Yani bir ses tiyatrosu var işte. Hala ses tiyatrosu direniyor. O da Ferhan Şensoy. Evet evet Ferhan abi orada tamamen. Tarihi bir yer tabii. Don Kişot gibi direniyor. Yani Don Kişot tam karşılığı sırtında o taşıyor yani. Doğru. Kaplumbağa tabii maalesef. Etki tepki bunun yanında bir de tiyatroyu seyredebilecek kalitede seyirci de olmuyor. Yani tiyatro kültürüne sahip seyirciyi de bulamıyorsunuz. Çekiniyorsunuz. İşte, yani sakızlı, cikletli bilmem neli içeriye girenler değil mi? Evet, bunları maalesef. Yaşadık. Hatta bir siyasetçinin kızı benzer bir şey yaşamıştı. Sakız çiğneyerek yani hele bunu onlar yaparsa çok daha vahim. Sağlıklı tiyatro seyircisi de ya da bir konser seyircisi de bulamıyorsunuz. Gerçi kaldı mı artık Hayati Bey böyle devlet opera ve balesi konserleri, büyük operalar şurada onları duymalıydık değil mi bu caddede? Benim her zaman söylediğim bir şey var kapatıldı hocam. Siz... İşte caddenin devamı Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi uluslararası düzeyde bir gösteri alanıydı. Münih Operası'nın hemen hemen benzeridir. Hayati Tabanlıoğlu oranın mimarı. O Almanya'da okudu. Evet. Ondan esinle o yani aşağı yukarı evet. Münih Operası gibidir. Yani çok Almanya'da güzel salonları vardı. Çok. Şey. Her şey tır yanaşıyor. Bütün şeyi boşaltıyorsunuz. Büyük bomba. Salon. Evet. Büyük ve yüklüyor şey. Götürüyor. Yani o kadar güzel. Evet. Şimdi yıkılıyor. Bir işaret aldık. Ara vereceğiz. Biz üç dahiyle bu programı yapıyoruz. Aradan sonra bakalım onlardan neler öğreneceğiz. Ne yaratacaklar bize. Birazdan buradayız. Ve Ulusal Kanal'da Püf Noktası devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Üç dahi stüdyodaki konuklarım. Başlarken tanıttığım sırayla tekrar merhaba diyelim. Sayın Aydoğan Temel, Sayın Adem Türker ve Sayın Levent Ünsal ve tabii Hayati Asıl Yazıcı ile birlikteyiz. Sayın Asıl Yazıcı, Üç Dahi oyunu Türkiye için aslında önemli bir oyun. Gülmeye ihtiyacımız var. Ve içinde de muazzam zeka pırıltısı olan bir oyun. Doğru. Buradan hareketle sizin yorumunuzu da dinlemek isteriz. O kadar karamsar bir topluma dönüştük ki bugün bazı yerlere gidiyorum. Hep toplu taşıma araçlarını kullanırım ve yüzlere bakıyorum. Donuk ve soğuk bir topluma dönüşmüşüz. Hep karanlık giysiler içinde, evet. Hep siyah giysiler içinde. Coşkusunu, rengini kaybetmiş bir toplum. İşte sanatla toplumun buluşması çok önemli bu noktada. Ne çok mesaj var
tiyatroda. Ve gülmek, gülerken de düşünmek çok çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Şimdi sizin yılların deneyimiyle gülmek ve insan ilişkisine ilişkin görüşlerinizi ben merak ediyorum mesela. Şimdi tabii şimdi gülmek deyince tabii basit konularla tabii. O şeye kaçan efendim şova kaçan bayat espri diyelim işte o ironik o güldürü mesajları vermeye çalışan bazı oyunlar da var. Bu tabii oyunları bir tarafa koymak gerekiyor. Her sahne yapıtının bir saygınlığı var tabii. Onun da bir seyircisi olabiliyor, oluyor da. Fakat şimdi bu yıldan söz edersek Akla Kara, işte isim de güzel. Buyurun Akla Kara olayını seçelim. Şimdi içinde yaşadığımız olaylarda da Akla Kara'yı seçmek artık Necip Türk halkının şeyine kalmıştır. Onun ayırdığını yapmalı. Oyun, her tiyatro oyunu bir ders gibidir. Mutlaka bir takım fikirler verir. Tragedya olsun, komedya olsun. Onun komedinin türüne giren fars, vodvil, bulvar oyunları diyoruz onlara genellediğimiz zaman. Bunlar tiyatronun eskimeyen dallarıdır. Fakat Kerem Kobaner'in, doğru mu? Kobanbay. Kobanbay, hep evet. Karıştırıyorum. Kobanbay'ı, onun için soruyorum. Kobanbay'ı tanıyorum da çok sempatik biliyorum, arkadaş. Biliyorum, çok güzel bir sohbetiniz olduğunu evet, da biliyorum. Evet, Kobanbay'ı hiç soyadını hiç yanlış kullanmak istemiyorum. Onun için kolay değil. Soyadsız insan olmaz. Yeteneğini görmezden geçemeyiz. O böyle yani vodvil diyor, işte fars türüne dönüyor. İçeriği ne olursa olsun bir komedi kulvarında tiyatro izleyicilerini dolaştırırken gülmenin yanı sıra tabii güldürünün de bir özelliği var. Düşünceyi veriyor size. İşte üç örnek burada. Kendilerini anlattılar. Çok da başarılı karakterler çiziyorlar. Bu karakterlerin tiyatro açısından da bir belirli bir düzey taşıdığını belirtmek istiyorum. O düzeyi korumak da böyle güldürülerde, komedilerde kolay değil. Seyirci çok tutuyor. Diyor 6 kere gelen seyircilerimiz var diyorlar. O izleyiciler sizi çizgiden uzaklaştırabilir. Tabii ki. Evet. O bu tiyatroda öyle bir şey olmuyor. O çizgiyi koruyorlar. Seyirciyi doyurucu bir şekilde evlerine gönderiyorlar ama o alkışlara kapılıp oyunu tavsatmak, oyunu biraz sulandırmak diye bir olay vardır Türk tiyatrosunda. Birçok tiyatrolarda bu olur. Oyun sahnelenişi uzadığı zaman özellikle komedilerde eskiden bakın bir örnek vererek devam edeceğim. Şehir tiyatrolarında tutmuş oyunda bir sezon, ikinci sezon bir kaldırılırdı. İnanın bakın, inanın 1977'de şehir tiyatrolarına geldiğim zaman tutmuş hiçbir oyunu kaldırmadım. İşte Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı iyi bir kadroydu. Münir Özkul'a artık o özdeşleşmiş bir oyundu. Onu da sevgi ve özlemle anıyorum Münir Özkul'u. Beni kırmadı, geldi. 4 yıl bu oyunu oynadı Gülgün Hanım. Ya. Tabii 4-5 sahnemiz vardı o zaman. Dönerek. Dönüşümlü olarak oynuyordu ama Muhsin Ertuğrul adını da o büyük hocamızı kaybettikten sonra o adı vermekte bana rastladı. O gece, o gün 9 Eylül Üniversitesi'nde
Özdemir Nutku, sevgili arkadaşım, profesör, doktor, bölüm başkanı, ona bir şey verdi. Doktora, fahri doktorluk unvanı verildi. Kostümlü, kostümlü resimler çıktı, televizyonda gösterdi. Akşam otelde kalmadı, çok yakın dostlarına gitti eşiyle, Handan Hanım'la. O gece orada öldü hoca. Hiçbir şey, hastaneye kaldırılmadan. Ya. Yani ömrü tiyatrolarda sürünerek yaşadığı günleri saklamıyordu. Kuru ekmeği genç yaşta Avrupa'ya gittiğinde kuru ekmeği suya sokar öyle yediği günler oldu diyor hoca. Bunu saklamıyor. İyi bir aile, Fransız okulundan mezun, annesi Alman kökenli bir kadın, ana dili Almanca, müthiş güzel bir Türkçesi var. Ben ortaokulda onun yazılarını okuyarak geliştirdim. Her hafta bir gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde şey yazardı, tiyatroyu anlatırdı. Müthiş güzel bir yazar. Şimdi bu adamı tabii yakından tanıdık ve onun görevini de üstlendik vesaire. Adını verdiğimiz o tiyatroyu da Münir Özkul'la şenlendirdik. İyi bir kadroydu falan. Hepsi kaybettiklerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum. Işıklar içinde yatsınlar. Hiçbir zaman komedi ve dram dediğimiz tragedya şeyi, komedya tükenmez. Öyle bir şeydir. İnsan var olduğu sürece tiyatro nasıl varsa, var olacaksa bu güldürüler de öyle. Ta ilk çağdan beri bakınız, antik Yunan tiyatrosunda hem komedya vardır hem tragedya vardır. Yani bu örnekler demek ki insan yaşamıyla ne kadar bağlantılı ve bu tiyatroda ne kadar eski. Yani düşünün, antik tiyatroda bunları görebiliyoruz ve komedinin gelişimi böyle dalgalanarak kendi kulvarında, kendi kanalında öyle akıp geldi ki güldürü olayı çok başka bir boyuta ulaştı. Tabii yazarlara göre konuları değişiyor, işlemeye bağlı, yeni şeyler arıyor. Burada gerçekten Kerem arkadaşımız güzel bir şey yakalamış. Mesajı iyi veriyor. Bir de üçlüyü çok ön planda karşımıza çıkarıyor izleyici olarak. İşte oyunun bu kadar tutması, sıcak iletişimi kurmaları. O iki oyunda bu yıl belki Akla Kara'nın ileride de vazgeçemeyeceği iki oyun olacak. Başka oyunlar da mutlaka yapacaklar. Ama bazı tutan oyunları ara verseniz de yine getirmek zorundasınız. Seyirci onu arayacaktır. Evet. İşte bu şey öyle, bu üçlemenin oyunu böyle bir komedi. Evet. Bu komedyanın varoluş nedeninde insan oğluyla çok sıcak ilişki kurmasıdır. Ta ilk çağlardan, antik çağdan bugüne kadar tiyatro bu yaşıyorsa ve tiyatronun ne kadar çok yönlülüğü ortaya çıkıyorsa, bu da işte tiyatronun gücünü gösteriyor. Edebiyatla, felsefeyle, müzikle, evet, her günü güzel sanatlarla beslediğimiz zaman bu tiyatronun akışı hiçbir zaman o engin çağlar, çağlayan halinde gidişini durduramaz hiç kimse. Hiçbir baskı önleyemez. Çünkü o suyu durduramazsınız. Baraj da yapsanız taşıyor baraj. Kapatsanız da mutlaka bentleri aşıyor. Yani devlet ödenekli tiyatroya müdahale ediyor. Efendim işte Eskişehir Belediye Valisi Müjdat Gezen'in Artist Mektebi'ni yasaklıyor. Çünkü Artist Mektebi 80'lerde. Savaş Dinçel, Müjdat Gezen işte hepsi şeyde oynadılar. Şan tiyatrosu. O zaman tiyatroydu, şimdi hastane. Orada şeydi, müzikal olarak oynadı. Şimdi gene müzikal
çok da güzel yapılmış müzikali de, iyi ses kullanılmış. Fakat bugünkü mevzuata göre artist mektebi diyor, bitti. Bu kelimeyi görünce o zamankini unuttum, gittim oyunu yazdım. Evet. Gelemiyorlar, turneden turneye koşuyor evet, onlar da. Evet. Şimdi bugünkü mevzuatı eleştiriyor ve artist yani eğitimini öyle veriyor. O zamandan farklı tarafı, o zamanki eğitim, eğitim birliğiydi. Türkiye'de Cumhuriyet'le var olan, yaratılan evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün getirmiş olduğu eğitim birliği rafa kaldırılmak isteniyor. Ama işte başarılı olamadık diyebiliyorlar mecburen milli eğitimde ve kültür sanatta olamazlar. Çünkü bu şey böyle örtbas edilmekten nehri gidişini, derenin gidişini durduramazsınız. Barajlara aktırsınız. Baraj da dolunca taşıyor evet, yani. Onun için komedi bu tiyatroda bütün baskıları aşan, delen bir oyun türüdür. Onu yasaklarsınız başka türlü çıkar. İşte Ferhan Şensoy bunu yapıyor, Akla Kara bunu yapıyor. Daha birçok tabii hepsini. Akla Kara'nın adı bile daha çok güzel mesaj bir yüklü. Daha çok başlangıçta oldu, mesaj yüklü. Akla Kara güzel. Evet. Yani evet. Biraz da Levent Bey'e dönelim mi? Dönelim. Seyircilerimiz yine sizin bugüne dek yaptıklarınızı yakından takip ediyorlar ama bir kez daha söylenmesinde yarar görüyorum. Evet. Hiç olmazsa farklı bir mecradayız, ulusal kanal. Evet. Sanatı çok sevenlerin, Atatürk ilke ve devrimlerine aşıkların kanalı. Ne güzel. O bakımdan burada vereceğimiz her mesaj doğru yere gidiyor. Siz de dinlemek isteriz bu noktada. Açıkçası yani kendimi anlatmak biraz zor gelir. Dünyanın bana en zor işidir evet, değil mi? Kişinin kendini anlatması. Evet. Şeydir yani benim sahne üzerinde olmam Aydoğan'a yakın. Yani ben 36 yıldır profesyonel olarak ve ilk yapıyorum defa bunu. Bu oyunda buluştunuz. Bu oyunu tesadüf etmesi buluşma öyle. Aslında hep paralel birbirimize çok yakın yerlerden Aydoğan'ın söylediği gibi geçmiş insanlarız ama 36 yıldır tiyatro yapıyoruz. Oyunculuk anlamında da rahmetli Altan Erbulak'a ait bir sözdür o da. Oyunculuk çok kolay bir iş, ilk 36 yılı zordur derdi. bu anlamda ben zor bölümünü geçtim artık. Hakikaten kendimi şu andan itibaren birisi bana usta dediğinde en azından refüze etme, estağfurullah dememe gibi bir lüksümün oluştuğu döneme geldim. 35'i aştın. Evet. Yaş 35. Tiyatro mantığında da tiyatroya paralel işlerle de para kazandım. Çünkü Türkiye'de tiyatro ne yazık ki birçok şeyin yerine oturmayışından kaynaklı. Para kazanılabilecek bir kaynakça değil. Bunu ya devlet memuru olarak yaparsınız ki kaldı ki devlet memurları da bu anlamda şikayetçidir. Çok garanti değildir. Onların garanti görünse bile bazı şeyleri. Bu yüzden de işte radyoculuk, televizyon programcılığı, sunuculuk, oyunculuk yani dizi oyunculuğu, sinema oyunculuğu gibi oyunculuklarla da en sonunda şu anda seslendirme yaparak paramı kazanıp sonunda gelip yine insanın delirip rahat rahat konuşabileceği yere tiyatroya geliyoruz. Hani derler mahallede birisi gerçekleri söyleyecekse davulcu söylese olay olur kim söylettiriyor diye kızarlar. Ne bileyim bekçi söylese işte devletin ağzıyla konuşma derler bilmem ne ama bir mahallede deli gerçekleri söylüyorsa herkes hem güler hem de için için sevinir. Tiyatronun böyle bir maskesi vardır. Bu maskenin arkasında siz başka bir karakter olursunuz, bir muzaffer olursunuz. Yaşama dair bir şeyleri mutlaka siz de orada söylüyorsunuzdur. Sadece insanlar o anda gülerler buna. Bazıları gittikten sonra evet ya orada biz ona güldük ama aslında bunu mu demek istiyordu diye iki tane kelime yani biz onu deriz. Biz çıktıktan sonra insanlar cebinde 100 tane kahkaha, 2 tane soru işareti, bir tane de oh be dedirtecek ünlemle çıksınlar buradan yeter. Hani onun diyebileceğini biz demişsek, 2 tane de acaba bu mu diyerek soru işareti varsa biz işimizi doğru yaptık demektir. Bu anlamda çok hızlı, ritmik, eğlenceli bir oyunumuz var üç dahi. Delilikle dahilik arasında incelik bir çizgi var derler. Biz oyunda bazen üç dahiyiz, bazen üç deliyiz. Hangisi olursak işinize geliyorsa gelin keyfince onun tadını çıkartın evet, dediğimiz bir oyunda mutluyuz yani. Sayın Aydoğan Temel hoş bir şey söyledi. Bizim bu oyunumuzu 5-6 kez görmeye gelenler oldu dedi. Evet. Bu da çok çarpıcı.
hem oyunun gücünden kaynaklanıyor hem de gerçekten doğru şeye gülmeyi çok özledik. Gülmeyi evet. unutuyoruz galiba değil mi? O kahkahalarla çınlayan tiyatro duvarları artık hep böyle devam etmeli. Artık gülen bir topluma dönüşmeliyiz. Burada da sanatın gücünü göreceğiz. Böyle düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Yani Erdoğan abinin ve Lanet abinin de dediği gibi, hocamızın da dediği gibi aynı şekilde. Yani tiyatro bittiğinde evet. bir şey söylemiş olması gerekiyor. Bir şey anlatmış olması gerekiyor. Sadece güldük ve geçtik gittik olmamalı yani. Ki çıktıktan sonra biz güldük ama deyip devamını düşünmesi gerekiyor. Bunu yapmak çok önemli. Bunu yapan tiyatroda çok fazla yok ne yazık ki. Olamıyor bazı sebeplerden dolayı belki de. İşte olanlar da işte Müjdat Gezen Tiyatrosu gibi bir takım engellere uğruyor. Mesela evet. o oyun dediğiniz gibi hocam 80'lerde yazıldı. Hani o dönemin koşullarını anlatan bir oyun. Fakat çok fazla değişime uğramadı yani. Hani şu anda tekrar... Sadece mevduatı dedi o kadar. Tabii. Mevzuat. Hani o günün koşulları ne yazık ki hala devam ediyor. Ve tekst geçerliliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde oradaydım, Züver Bey'deydim. Müjdat Gezen böyle burnundan ateşler, kulaklarından dumanlar çıkararak konuşuyordu. Çünkü polis elinde bir takım yazılarla tiyatro gezmiş. Gezen, Müjdat Gezen'in oynadığı tiyatroya da gelip bundan sonra işte sadece diktatör oyunu olmayacak, bunları da yapmayacaksınız gibi kapıdaki bekçiye imzalatmış üstelik. Ve yani sanata nasıl böyle polis denetiminde, polis eleştiri gözetiminde gidip de bunu oynatmayacaksınız denebilir. Bir oyun için. Geldi ve Kadıköy'deki bütün tiyatrolara bu oyun burada oynanmayacak tepkisi geldi. Sadece diktatör isimli oyun için. Bu oyun için. Başka oyun için. Fakat salonlar uyarılmış oldu. Hangi oyun için olursa olsun bilmiyorum. Bu böyle bir şey kabul edilebilir mi? Daha önce hiç kaç yılınızı verdiniz bu işe? Sadece diktatör isimli. Siz her ne kadar mesleğinizin 36 yıllık başlangıcında olsanız da hiç gördünüz mü böyle bir dönem? Oynanamıyor şimdi. Vallahi benim söylediğim dönem 80 ihtilalinin sonrası. Aslında kurgu olarak da zor bir dönemdi. Cunta'nın nitelik olarak hükümet olarak görünmeye çalıştığı, ılımlı subayların bakan yapılmaya gayret edildiği, hatta ılımlı evet. subaylardan en iyisinin başbakan yapıldığı dönemden bahsediyorum. Benim evet. de tiyatro yaptığım dönem onu dönem ama lisede de biz tiyatro yapıyorduk. Yani sanatı biz toplayarak büyümüştük. Koklayarak büyümüştük. Son bir dakikamız kalmış ama. O zaman hemen toparlayarak söyleyeyim. Yani 12 Eylül bu döneminde medyanın üstünde de büyük bir baskı evet. var. 12 Eylül döneminde yine de sınırlar bu kadar değildi değil mi? Hayır değildi. Evet, i̇şte bunu hep duyuyoruz. Buradan buyurun. Hareketle ben birkaç cümle söyleyeyim. Hızlıca, o zaman vaktimiz yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim tek kişilik bir oyunum vardı, kendi yazdığım. O oyunun içinde bir oyuncunun kendi hesaplaşması vardı. Orada söylediğim bir cümle vardı. İlkokula başladığınızda hayatınıza iki ders girer. Müzik ve resim dersi. Neden drama dersi yok? Dersten sorayım. Drama dersi yoksa müzik ve resim dersi niye var? Eğer o yönünü geliştirmekse insanın, ben her sabah 45 dakika drama dersi koyarım, beyni açarım, ondan sonra matematik dersi anlatırım. Şimdi mesela ismini söyleyebiliyor muyum? Özel bir akademi ama bir akademide hocalık yapıyorum. Orada benim 18 yaşından 60 yaşına kadar öğrencim var. Diyaframından nefes almayı benimle öğreniyor. Bilmiyorum, bütün bunları öğrenmiş gelebilirdi. Yani şunu demek istiyorum kısaca, öyle özetleyeyim. İlla drama eğitimi tiyatro oyuncusu yetiştirmez. Tiyatro seyircisi de yetiştirir. Birinci bölümdeki sizin söylediğiniz hani seyirci profili azaldı, kötüleşti falan. İşte bunu güçlendirebilir. O zaman evet. bakış değişebilir. Onunla evet. ilgili evet. istekler evet. ve direniş değişebilir. Maalesef aslında o kadar belki ayrı kulvarlarda ama aynı şeyleri konuşuyoruz ki ben kendi adımla, kendi kulvarımdan söz edecek olursam. Bugün okullarda Türkçe öğretilmiyor, yanlış eğitim veriliyor ve birbirini anlamayan kuşaklar yetiştiriyoruz. Edebiyat adı altında gençleri edebiyattan, okumaktan soğutan
eğitim üslubuyla işte hem tiyatrodan uzaklaşıyor hem okumaktan uzaklaşıyor. Onun için de renkli magazin dergilerinin müşterisi haline dönüşüyor toplum. Çok fazla düşünmeyin deniliyor. Evet. Evet. Bugün çok güzel bir yazı vardı. Survivor'daki oyuncuların adını bir bir sayarlar ama bu ülkenin şehitlerinin adını bizim toplumdan duyamazsınız. Evet, dünyadan haberleri yok gibi. Süremiz bitti ama kıssadan hisse ne yapalım? Süremiz ev verdiğince konuştuk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Akla Kara Tiyatrosu'nun çok değerli 3 ismini ağırladık ama bütün kadroyu keşke ağırlama olana. Oyun tarihlerimizi verelim mi hızlıca? Verebilirsiniz hızlıca. Çok hızlı bir şekilde. 7-14 Nisan 23 ve 30 mu? Evet. 7-14, 23 ve 30. Nisan tarihlerinde oynuyoruz, bekleriz. Sayın Hayati Asıl Yazıcı'nın özellikle bir lokomotif olduğu bir programı daha burada bitiriyoruz. Tekrar sizlere teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, yarın biraz tarihi deşeceğiz. Bakın denizin derinliklerinden bir şeyler gelecek. Hem Aydınlık Gazetesi'nde duyurusunu göreceksiniz. Biraz merak edin. Çok güzel bir söyleşi olacak. Buyurun. Bu arada yarın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bütün meslektaşlarımızın tiyatroya gününü kutlarız. Ve biz de Akla Kara olarak yarın böyle bir üç dahiyi ücretsiz olarak halka gösterime sunuyoruz. İşte. Evet. Dünya Tiyatro Günü'nden söz ettim. Yarın Adana Devlet Tiyatrosu'nda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı'nın yıllardır gerçekleştirdiği ulusal tiyatro olarak başlandı ve şimdi uluslararası boyutta festival başlıyor. Dünya Tiyatro Günü'nde. Bu da çok iyi bir seçimdir. Bunu o zaman başlatan şimdiki yeni genel müdür Mustafa Kurt'tu. Adana müdürüydü o zaman. Evet. Süratle kesmemiz gerektiği uyarısını alıyorum. Evet, işte. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Dünya Tiyatro Günü. Yaşasın tiyatro. Yaşasın tiyatro. Yaşasın tiyatro. Dünkü yazım da buydu. Evet. Bununla değerli izleyicilerimiz, yarın saat 16'da buluşmak dileğiyle bugün püf noktasına noktayı koyuyoruz. Pazartesi yine püf noktasında buluşacağız ama ben buradayım. Daha sonra alınan malumattan anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşları 9 Eylül akşamı her şeyden haberdar edilmişler. Ali Galip geceyi uykusuz hükümet dairesinde geçirmiştir. 10 Eylül'de mahiyetlerinde birkaç jandarma ve silahlı Kürt olduğu halde hükümet dairesinde toplanıyorlar, sandık emininin odasına giriyorlar, sandığı açıyorlar, beraber almak üzere 6000 lirayı sayıp bir kenara koyuyorlar ve sandığa koymak üzere de şu senedi yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve avanesinin tepelenmesi masraflarına karşılık olmak üzere Olbaf'taki emrine uygun olarak 6000 lira alınmıştır. 10 Eylül 1919. Halil Rami, Ali Galip. İlyas Bey müfrezesinin Malatya'ya yaklaşmakta olduğu anlaşıldığı bir sırada süvari alay kumandanı subaylara mutasarrıfın evini sarıyorlar ve telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu işin başladığını hisseden Halil Bey'in ailesi hükümet dairesine haber veriyor. Hükümette para almakla meşgul olan vali, mutasarrıf ve arkadaşları vaziyetten haberdar olur olmaz korku ve telaşla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi olduğu gibi bırakıyorlar ve maiyetleriyle birlikte hazır bulunan atlara binerek hemen firar ediyorlar. Süvari alay kumandanının ve topçu alay kumandanının valinin geceyi hükümet dairesinde geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarrıftan ziyade valinin tutuklanmasının mühim olduğu da meydandaydı. Dolayısıyla malum şahısların firarında müsamaha olduğu muhakkaktır. En zayıf yoruma göre malum şahısların mahiyetlerindeki 5-10 silahlı jandarma ve Kürtle çarpışmadan büyük fenalık çıkabileceği vehmi, Malatya'dakileri en direkt tedbirlere sevk etmiş ve söz konusu şahısları ürküterek kaçırmayı tercih ettirmiştir denilebilir.